D planından herkese selamlar. Bu bölümde bir su imbiği yaparak doğal yollardan nasıl içme suyu elde edebileceğimizden bahsediyor olacağım. Başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Su imbiği yöntemi özellikle yağışın az ya da hiç olmadığı kurak bölgelerde oldukça etkilidir. Bir su imbiği yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler yalnızca şeffaf plastik bir örtü, varsa bir kürek ve temiz suyun dolacağı bir kap olacaktır. Öncelikle güneş gören bir zemine genişliği derinliğinin iki katı olacak şekilde bir çukur kazalım. Çukurun genişliği kullanacağınız plastik örtünün büyüklüğüne göre değişebilir. Çukuru kazdıktan sonra çukurun tam ortasına suyun dolacağı kabı yerleştirelim. Çukurun dibine ve kabın etrafını çevreden temin ettiğiniz zehirli olmayan bitkilerin yapraklarını yerleştirelim. Şeffaf plastik örtüyü çukurun üzerine serelim ve kenarlarından çukura hava girmemesi ve örtünün sabitlenmesi için örtünün çukurun dışında kalan tarafının üzerine taş ve toprakla kapayalım. Örtüyü çukur üzerine sabitlerken ne aşırı gergin ne de aşırı gevşek olmalı. Örtüyü sabitledikten sonra örtünün tam ortasına ve çukur dibindeki kaba denk gelecek şekilde bir taş yerleştirelim. Bu şekilde su imbiğimiz hazır olmuş olacaktır. Bundan sonra tek yapmamız gereken beklemektir. Daha önceki bitkilerden terlemeyle nasıl su elde edebileceğimizden bahsetmiştim. O videoyu henüz izlemediyseniz sağ üstten ulaşabilirsiniz. Yine aynı mantıkla çukurun dibine yerleştirdiğiniz bitkiler zamanla terleyerek çukurun içini nemle dolduracaktır. Nem kaçamadığı için çukurun üstündeki şeffaf örtünün üzerinde yoğuşacak ve örtü üzerine yerleştirdiğiniz taş sayesinde ortası çukurlaştığı için buradan süzülüp çukurun ortasındaki kaba saf su olarak dolacaktır. Örtü seçerken şeffaf tercih edilmesinin sebebi güneş ışınlarını geçirmesi ve çukuru ısıtması içindir. Çukur içinde ısı arttığında aynı oranda terleme ve buharlaşma hızı da artacaktır. Su imbiği yöntemiyle birim zamanda elde edebileceğiniz su miktarı, kullandığınız bitki türü ve miktarı, havanın sıcaklığı, topraktaki nem, çukurun büyüklüğü ve yaptığınız su imbiği sayısı ne kadar fazla ise bir o kadar artacaktır. Bitki örtüsünün olmadığı aşırı kurak bir bölgede yine su imbiği yöntemini bitki kullanmadan da yapabilirsiniz. İmbiği kurduktan sonra özellikle sabah saatlerinde yerden buharlaşarak yükselen nem yine bu şekilde toplanabilir. Ama bu bitki kullanarak elde edeceğiniz su miktarından oldukça az olacaktır ve ayrıca çukurun daha büyük ve derin olması da gerekebilir. Evet, bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş ve önerileriniz varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ayrıca bu serinin devamı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak ve takipte kalmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D planından şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.